500 yıl önce Türk denizcilerinden biri dünyayı şaşırtan gizemli bir harita ortaya koydu. Esrarengiz çizgilerle bölünmüş bu harita, henüz keşfedilmemiş diyarları, ürkütücü tasvirleri ve var olmayan yerleri barındırıyordu. Üstelik dünyanın küre şeklinde olduğu kanıtlanmadan çok önce çizilmiş olan bu harita, asırlar sonra keşfedilecek kara parçalarını da içeriyordu. Peki, Akdeniz'i aşmamış bir denizci nasıl olup da dünya haritası çizebilmiş ve gelecekte keşfedilecek yerleri biliyordu? Piri Reis'in dünya haritası, yüzyıllardır çözülemeyen sırlarla dolu. Gelin, bu haritanın gizemlerine yakından bakalım. Tarihler 17 Nisan 1513'ü gösteriyordu. 30 yılını denizlerde geçirdikten sonra inzivaya çekilen Piri Reis, hayatının en büyük eserini tamamlamıştı. Piri Reis, zamanındaki haritalardan oldukça farklı bir harita hazırlamıştı. Yaklaşık 20 yıl önce keşfedilen Amerika kıyılarını kusursuz bir şekilde işlemiş ve Güney Amerika'nın tamamını haritasına eklemişti. Ancak bu harita kısa bir süre sonra sırra kadem basarak 400 yıl boyunca kaybolmuştu. Ta ki tesadüfen keşfedilip bilim insanlarını hayrete düşüren detaylar gün yüzüne çıkana kadar. Piri Reis'in haritası, çizildiği dönemin üzerinden 500 yıl geçmesine rağmen hala dünyanın en gizemli konularından biri olarak kabul ediliyor. Haritada henüz keşfedilmemiş topraklar ve tuhaf simgeler yer almakta. Ayrıca harita, benzeri görülmemiş bir ölçek ve perspektifle çizilmiş. Peki, bu nasıl mümkün olabilir? Piri Reis'in haritası hangi sırları saklıyor ve belki de en önemlisi, Piri Reis bu haritayı nasıl çizdi? Tüm bu soruları yanıtlamak için 5 asır geriye gidip bir yeni çağ kaptanının zihnine inmeye çalışacağız. Bu haritanın sırrına dair ilk ipucu, çizildiği topraklarda yani Gelibolu kıyılarındaki Kilitbahir Kalesi'nde gizlidir. Harita bu kalede çizilmiştir. Haritada, merkezde Atlas Okyanusu yer almakta. Avrupa ve Afrika'nın batı kıyıları, Kuzey ve Güney Amerika'nın büyük bölümü haritada yer almakta. Ayrıca irili ufaklı 9 gemi, 3 kral ve 17 farklı hayvan figürü resmedilmiş. Piri Reis'in haritasını bu kadar gizemli kılan unsurlardan biri, Magellan'ın ünlü dünya turundan yaklaşık 8 yıl önce dünyayı yuvarlak olarak gösteren ilk haritalardan biri olması. Yani bu harita çizildiğinde dünyanın yuvarlak olduğu henüz ispatlanmamıştı. 20 yıl öncesinde keşfedilen Amerika'nın yeni bir kıta olup olmadığı tartışmalıydı. Ancak Piri Reis dünyanın yuvarlak olduğunun farkındaydı ve kıtaların gerçek oranlarını biliyordu. Birçoğunuz dünya haritasının aslında gerçek haritaları yansıtmadığını duymuşsunuzdur. Mesela standart bir haritada devasa büyüklükte görünen Rusya'nın aslında Afrika kıtasından küçük olduğunu duymuşsunuzdur. Şu anda gördüğünüz dünya haritası aslında ülkelerin gerçek boyutlarını yansıtmakta. İşte Piri Reis'in haritasını da farklı kılan buydu. Piri Reis haritasındaki oranları gerçekten iyi ayarlamış ve kara parçalarının en gerçekçi boyutunu çizmişti. Haritada sadece kıtaların boyutlarına değil, yeryüzünün gerçek oranlarına dair başka ipuçları da bulunuyor. Hatta kıtaların uzak geçmişine işaret eden sıradışı izler var. Örneğin, 4,5 milyar yaşındaki bir dünya tasvirinde ilk olarak güney kıtası yer alıyor. Kıtalar zamanla ayrıldıklarında günümüzdeki haline dönüşüyor. Bunu Piri Reis'in haritasında da görmek mümkün. Haritada kıyı detayları o kadar başarılı ki, kıtalar birleştiğinde yeryüzünün ilk şekline birebir uygun hale geliyor. Gelelim bu haritanın en zor kısmına. Piri Reis'in bu haritayı nasıl çizdiğine. Piri Reis, bu soruyu kendi yazdığı Kitab-ı Bahriyesi'nde şöyle anlatıyor. Haritayı ve pusulayı doğru bil. Süleyman peygamberdir, ona delil. Çünkü ona inler, cinler, hayvanlar ve kuşlar hepsi baş eğerdi, hem de karıncalar. Piri Reis'in bu sözlerinden cinlerden yardım aldığı anlamı çıkarılabilir.
Zaten bu kadar gizemli ve doğru bir haritanın o günün şartlarında bir insan düşüncesiyle çizilmesi pek de mantıklı görünmüyor. Haritadaki tuhaf çizimler. Kurt adamlar. Deccal olduğu söylenen bir yaratık. Dünyada olmayan veya henüz keşfedilmemiş kırmızıyla işaretlenmiş bir ada. Peki ne bu haritadaki ilginç işaretler? Birçok tarihçi ve araştırmacı bu bölgedeki çizimin anlamını ve amacını çözmeye çalışmış, ancak net bir sonuç elde edememiştir. Özellikle Deccal olarak adlandırılan figür, haritada oldukça ilginç bir yer tutuyor. Bu figür, inceleme yapan bazı kişilere göre hem korkutucu hem de bilinmeyen bir yaratığı temsil ediyor. Figür, insan yüzüyle birlikte garip bir şekilde tasvir edilmiş, alışılmadık bir kompozisyon sergiliyor. Deccal kavramı, İslam ve Hristiyan eskatolojisinde kötü ve yanıltıcı bir figür olarak bilinir. Bu bağlamda bazı araştırmacılar, Piri Reis'in haritasında yer alan bu figürün, eski zamanların mistik ve dini inançlarına bir gönderme olabileceğini öne sürüyor. Haritanın çizildiği dönemde, coğrafi keşifler ve yeni dünyanın keşfi kadar, dini ve mistik öğeler de büyük bir öneme sahipti. Piri Reis'in bu figürü bilerek veya bilmeyerek haritasına eklemiş olabileceği düşünülüyor. Haritanın kenarlarında yer alan bu figür, üzerinde çeşitli sembollerle birlikte gösterilmiş. Bazı uzmanlar, bu sembollerin eski haritalarda sıkça kullanılan belirli işaretler olduğunu, bazıları ise bu figürlerin bilinmeyen veya açıklanamayan semboller olabileceğini savunuyor. Figürün üstünde, onu çevreleyen ve çeşitli çizgilerle bağlantılı olan başka simgeler de bulunuyor. Bu simgeler, haritanın diğer kısımlarında yer alan yerleşim yerleri veya coğrafi işaretlerle bağlantılı olabileceği gibi, tamamen mistik bir anlam taşıyor da olabilir. Piri Reis'in haritasındaki bu gizemli figür, tarih boyunca birçok tartışmaya neden oldu. Çizimin dini veya mistik bir figür olarak mı, yoksa bir harita detayının basit bir parçası mı olduğu konusunda net bir görüş birliği yok. Ancak bu tür figürler, haritanın sadece bir coğrafi belge olmadığını, aynı zamanda dönemin kültürel ve dini anlayışlarına dair derin bir bilgi sunduğunu da gösteriyor olabilir. Haritanın üzerinde dikkat çekici bir diğer ayrıntı, kırmızı renkle işaretlenmiş olan bir adadır. Bu ada, haritanın köşelerinden birinde yer almakta ve hemen göze çarpmaktadır. Kırmızıyla işaretlenmiş adanın, birçok tarihçi ve araştırmacı tarafından özel bir anlam taşıdığı düşünülmektedir. Bu işaret, adanın önemli bir yer olduğunu veya harita üzerindeki diğer bölgelerle bir bağlantısının olduğunu ima ediyor olabilir. Haritanın yapıldığı dönemde renklerin ve işaretlerin, belirli coğrafi bölgelerin önemini vurgulamak için kullanıldığı bilinmektedir. Kırmızı rengin bu bağlamda, ada üzerinde belirli bir dikkat çekiciliğe veya stratejik öneme sahip olduğunu gösterdiği öne sürülüyor. Bazı teorilere göre, bu ada, Kuzey Amerika kıyılarında yer alan ve keşifler sırasında dikkat çekmiş bir bölgeyi temsil ediyor olabilir. Kırmızı renkle işaretlenmesi, adanın keşfedilmesi veya haritalanması sırasında özel bir anlam taşıdığını, belki de o dönemde önemli bir yerleşim yeri ya da stratejik bir nokta olduğunu düşündürmektedir. Diğer bir görüş ise, adanın haritada özel bir deniz yolu veya ticaret rotası üzerinde yer aldığı ve bu nedenle haritada vurgulandığı yönündedir. Haritanın üzerindeki kırmızı işaret, aynı zamanda Piri Reis'in bilgi kaynaklarının ne kadar geniş ve çeşitli olduğunu da yansıtmaktadır. Harita, sadece coğrafi bilgileri değil, aynı zamanda dönemin keşif anlayışını ve kültürel etkileşimlerini de içeriyor. Kırmızıyla işaretlenen bu ada, adanın hem coğrafi hem de kültürel olarak dönemin önemli bir parçası olduğunu işaret ediyor olabilir. Ancak bu adanın tam olarak hangi bölgeyi temsil ettiği ve Piri Reis'in bu işareti koyma nedeninin ne olduğu konusunda net bir görüş birliği yoktur. Araştırmalar ve keşifler devam etmektedir ve bu ada, Piri Reis'in haritasında sakladığı potansiyel bilgilerin bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Hem Deccal figürü hem de kırmızıyla işaretlenmiş bu adanın da en dikkat çekici iki figür olması, Piri Reis'in bize anlatmaya çalıştığı bir mesaj da olabilir. İnançlı insanlar açısından
kırmızıyla işaretlenmiş adanın Deccal'in saklandığı ada olma ihtimali de vardır. Bu gizemi kim çözer, ne zaman çözer bilemiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var ki, Piri Reis'in haritayı nasıl çizdiğini anlatırken, Hazreti Süleyman'ın adını geçirmesi ve cinlerden bahsetmesi. Bu harita belki astral seyahatle, belki de cinler yardımıyla çizildi. Kim bilir? Belki de o figür gerçekten Deccal ve o adada Deccal'in saklandığı ada.